Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda M3 işlemcili MacBook Pro hakkında konuşacağız. M3 MacBook Pro Türkiye'de satışa çıkmadan önce elime ulaşmıştı ve yaklaşık olarak 2 haftadır ben bu cihazı test ediyorum. Hem günlük şekilde bu laptopu kullandım hem de sınırlarını zorladım. Bayağı bir test yaptık ve bu videoda M3 işlemcili MacBook Pro ile geçirdiğim 2 hafta sonunda edindiğim deneyimlerden ve cihazın özelliklerinden bahsedeceğim. Bu laptop kimler için uygun, önceki modele göre farkları neler, bunların da cevabını yine videoda buluyor olacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin M3 MacBook Pro'nun detaylarına birlikte bakalım. M3 işlemcili MacBook Pro temelde ne gibi avantajlar sunuyor? Sınırları zorlayan ve performansa sahip olmasının yanı sıra bu laptop herkesin kullanımına uygun. Yani bu ürünü bir öğrenci de kullanabilir, bir işletme sahibi de kullanabilir veya çok yüksek sistem gücü gerektiren 8K videoları kurgulayan biri de yine bir M3 işlemcili MacBook Pro kullanabilir. O yüzden aslında herkese hitap eden, hem taşınabilir hem de güce bağlı kalmadan harika bir performans yakalayabileceğiniz bir laptop olarak karşımıza çıkıyor. Bununla da birlikte Apple'ın da deyimiyle bir laptopta deneyimleyebileceğiniz en iyi ekrana sahip bu cihaz. Ve yine rakiplerine göre çok ciddi anlamda daha uzun bir pil süresi sunabiliyor. Bunlar cihazın temelde sunduğu avantajlar ama kullanım tarafı gerçekten ayrı bir keyifli. Cihazı test ettiğim süre boyunca masa başında da kullandım, dışarıda bir kafede videomu da kurguladım, okula da götürdüm ve hatta bol bol oyun da oynadım. Özellikle M3 serisi çiplerin tanıtılmasıyla birlikte Apple bu tarafta bazı güzel yenilikleri de duyurdu. Ve aslında M3 serisinden bir MacBook Pro ile birlikte Apple ekosistemine geçmek mantıklı mı? Buna da bakıyor olacağız. Eğer bir Windows bilgisayar kullanıyorsanız Mac'e geçmek sizin için zor mu? Ne gibi avantajları olur? Nasıl bir kullanımı var? Bu taraftaki deneyimlerimi de yine sizlerle paylaşacağım. Genel tasarım detaylarına baktığımızda aslında bu cihaz yeni bir tasarıma sahip değil. Yani geçen sene gördüğümüz modellerle aynı tasarıma sahip. Ama burada şöyle ufak bir detay var ki bu tasarım önceki seride M2 Pro ve M2 Max modellerinde bulunuyordu. M2 işlemcili MacBook Pro eski bir kasaya ve touch bar'a sahip. M2 MacBook Pro'dan sonra M3 MacBook Pro'ya baktığımızda ciddi bir tasarım değişikliği var. Ama sadece diğer modellerle aynı tasarım çizgisine getirilmiş diyebiliriz. Çünkü zaten diğer modellerde gördüğümüz bir tasarımdı. Bendeki model 14 inçlik bir ekran boyutuna sahip ve M3 işlemcili modellerde sadece 14 inç seçeneğiniz var. M3 Pro veya M3 Max modellerine baktığımızda 16 inçlik bir seçenek de ekleniyor. Ve bendeki model gördüğünüz gibi gümüş renkte. M3 işlemcide iki farklı seçeneğimiz var. Gümüş ve uzay grisi. M3 Pro ve Max işlemcilerde ise yeni uzay siyahı renk seçeneğini görüyoruz. Ama bu yeni renk seçeneği M3 işlemcide bulunmuyor. Onun dışında tamamen siyah bir klavye dizaynı var. Genel olarak tasarımda göze çarpan detaylar bu şekilde. M2 MacBook Pro'da bulunan çerçeveler bu modelde yok. Çok ince çerçeveleri ve bir çentiği görüyoruz. Önceki nesil iPhone'larda gördüğümüz çentiğin bir benzeri MacBook Pro'da yer alıyor. Ve bu çentiğin üzerinde de Full HD video kaydı yapabilen bir webcam görüyoruz. Zaten yıllardır aktif şekilde Mac kullandığım için bu modeldeki deneyimim de benzerdi. Ama kullandığım modele göre tabii ki daha performanslı. Ben şu anda 15 inçlik M2 Air modelini kullanıyorum. M3 işlemcili MacBook Pro'yu test ederken özellikle video kurgularımda o akıcılığı daha net bir şekilde hissedebildim. Onun dışında genel kullanımda aldığım deneyim yine benim için tatmin ediciydi. Bir MacBook Air'den sonra MacBook Pro'yu günlük hayatımda kullanınca aradaki aslında en büyük fark cihazların ağırlığı. O tarafta da beni rahatsız eden bir durum olmadı çünkü bu cihaz 1.55 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Dışarıda her yerde bu kadar yüksek performansla işlerimi halledebilirken bu ağırlık benim için fazla gelmedi açıkçası. Yani M2 Air'den sonra M3 MacBook Pro'yu sırt çantama atıp yine dışarıda bir yerlere gittiğimde yine gayet rahat bir şekilde her yere taşıyabildim ki bu da aslında önemli bir detay. Çünkü videonun başında söylediğim gibi aslında bu cihaz herkese hitap ediyor. Yani bir öğrenci de MacBook modelleri arasında tercih yaparken yüksek performans için bu modeli tercih edebilir. Aynı şekilde bir işletme sahibiyseniz, kod yazıyorsanız, video kurguluyorsanız ve bu yüksek performansa güce bağlı olmadan her yerde erişebileceğiniz bir cihaz. Ve bu da aslında MacBook'u özellikle bu M serisi çipleri diğer bilgisayarlardan ayıran en önemli özellik bence. Intel işlemcili bir laptopta bilgisayarı tam performansıyla, tam gücüyle kullanmak istiyorsanız prize bağlısınız demektir. Yani bir Windows bilgisayarda oyun oynayacaksınız veya 3D modelleme yapacaksınız. Performans isteyen işlem yapmanız gerekiyor. Eğer prize takmazsanız o bilgisayarın gücünden, ekran kartından faydalanamıyorsunuz. Çok güçlü bir Windows oyun bilgisayarında prize bağlı olmadan en basit oyunu bile oynayamazsınız. Ama M serisi çipe sahip MacBook'larda böyle bir durum yok. M1 işlemci için de geçerli, M3 işlemci için de geçerli. Siz laptopunuzu istediğiniz yerde istediğiniz işlemi yapın. Prize bağlı olup olmaması bir şey fark etmiyor. Tam performansıyla, tam gücüyle kullanabiliyorsunuz. Ve bu da size gerçekten bir özgürlük sağlıyor. Yani ben bu bilgisayarla gidip bir kafeye oturduğumda bilgisayarı kucağıma alıp rahat bir şekilde işlerimi yapabiliyorum veya prize yakın olan masayı tercih etmek zorunda değilim. İstediğim yerde, istediğim şekilde işlerimi halledebiliyorum. Ve videonun başında söylediğim gibi eğer bir Windows kullanıcısıysanız ve Mac'e geçiş yapmayı düşünüyorsanız ve bu taraftaki kullanım farklılığı sizi korkutuyorsa bu gerçekten endişe edilecek bir durum değil. Özellikle okul veya iş kullanımlarında ben Mac'i biraz daha kullanışlı buluyorum. Hem prize bağlı olmadan kullanabilme hem arayüz
arayüzün kullanışlı olması hem ekosistemin sunduğu avantajlar ve hem de aslında biraz önce bahsettiğim gibi sadece prize bağlı olmak değil, herhangi bir mouse'a da bağlı değilsiniz. Ben MacBook kullanmaya başladığımdan beri video kurgularımda bile tamamen işlerimi touchpad'de hallediyorum. Herhangi bir ekstra mouse veya kontrolcü kullanmıyorum. Bu da yine benim işlerimi daha da pratik hale getiriyor ve bununla birlikte bütün ofis uygulamalarını MacBook'ta kullanabiliyorsunuz. Yani Word olsun, PowerPoint olsun, bunların hepsini App Store'dan indirip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bunlar Windows'a özgü uygulamalar değil. Aksine Mac'te de gayet uyumlu şekilde kullanabiliyorsunuz ve bunun dışında yine ihtiyacınız olan neredeyse bütün uygulamalarını ve alternatiflerini Mac'te bulabiliyorsunuz. Ekran tarafına geldiğimizde Apple bu konuda fazla iddialı. M3 MacBook Pro'larda kullanılan ekranı bir laptoptaki en iyi ekran olarak isimlendiriyorlar ve gerçekten bu ekranın verdiği deneyim harika diyebilirim. Apple'ın Liquid Retina XDR Display olarak isimlendirdiği bu ekran mini LED panele sahip ve 14 inçlik bir boyutu var ve bunun yanında 120 Hz'lik tazeleme hızını destekliyor. Bu da MacBook Pro'lara özel bir durum. MacBook Air modellerinde 60 Hz'lik bir ekran görürken MacBook Pro'da bu ekran 120 Hz tazeleme hızına sahip ve bu da cihazdaki ekran deneyimini ayrı bir seviyeye çıkaran bir detay. Ve Apple bu özelliği de ProMotion olarak isimlendiriyor. iPhone'larda da aynı şekilde Pro modellerde 120 Hz tazeleme hızını görüyoruz. Aynı şekilde MacBook'ta gayet akıcı bir ekrana sahip. Bu ekran 3024'de 1964 piksel ve piksel başına 254 ppi çözünürlüğe sahip. Liquid Retina XDR dediğimiz bu ekran 1600 nitlik tepe parlaklığa ulaşabiliyor. HDR içerikleri harika detaylarla birlikte görüntüleyebildiğiniz bu ekran Extreme Dynamic Range özelliği sayesinde HDR içerikleri de yine gayet keyifli tüketmenizi sağlıyor ve normal kullanımda 600 nitlik bir parlaklığa ulaşabiliyor ki bu da önceki modele göre %20'lik bir artış demek. Ekran tarafında böyle bir geliştirme olduğunu da söyleyelim. Ve şimdi de biraz bu cihazda yapılan en önemli geliştirmelere gelelim. Bu da performans tarafında tabii ki. Yeni M3 çip önceki nesil olan M2'ye göre %20 daha performanslı şekilde çalışıyor. Yeni Apple M3 çip 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya sahip ve benim test ettiğim model 16 GB RAM ve 1 TB SSD'ye sahip. M3 çip tarafında başlangıç modeli 8 GB, isterseniz bunu 16 veya 24 olarak konfigüre edebiliyorsunuz. Depolama tarafındaysa baz model 512 GB depolamaya sahip, bunu 1 TB veya maksimum 2 TB olarak yükseltebiliyorsunuz. Cihaz elime ulaştığından beri hem aktif olarak kullanıyorum hem de diğer modellerle karşılaştırıyorum ve bu tarafta edindiğim sonuçlara baktığımızda yeni M3 çip M2 işlemciye göre yaklaşık olarak %20 daha performanslı şekilde çalışıyor. M3 ile M1'i kıyaslayacak olursak da bu tarafta %30'luk bir fark görüyoruz. Bunlar tabii yaklaşık değerler ve Apple'ın açıkladığı değerlerde ise şöyle bir detay var. M3 işlemcili MacBook Pro son nesil i7 işlemciye sahip MacBook Pro'ya göre 7.4 kat daha performanslı. Zaten M1 işlemciyle birlikte M serisi çipler hayatımıza girdiğinde aradaki performans farkı inanılmaz bir boyuttaydı. Ben de o zaman hem M1 işlemcili MacBook Air hem de MacBook Pro modelleri için incelemelerimi yayınlamıştım ve Intel işlemciye göre aradaki performans farkı çok büyük düzeydeydi. Yani o tarafta Apple ciddi bir devrim yaptı diyebiliriz ve her sene tabii ki üzerine koyarak devam ediyor. Şu anda M3 Pro ve M3 Max modelleri tabii ki daha performanslı ama M3 işlemci hem sunduğu yüksek performansla hem de fiyatıyla aslında herkese hitap eden bir cihaz. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Ve yeni M3 serisiyle birlikte oyun tarafında önemli bir duyuru yapıldı. iPhone 15 Pro modellerinde de gördüğümüz donanımsal ışın izleme desteği, yani donanımsal ray tracing desteği MacBook'lara da geldi. Şu an zaten Apple Arcade tarafında oynayabileceğiniz yüzlerce belki binlerce farklı oyun seçeneği var ve yeni gelen donanımsal ray tracing desteği de biraz daha ileriye dönük bir adım diyebiliriz. Sonraki modellerde de bu desteği göreceğiz ve artık çok daha kaliteli oyunları MacBook'ta oynayabileceğiz. Önümüzdeki yıllarda özellikle oyun çeşitliliği konusunda Apple'dan ciddi atılımlar bekliyorum. Apple Arcade ilk duyurulduğundan beri benim favorim NBA 2K serisi ve şu anda NBA 2K24'ü oynuyorum ve özellikle bir gamepad ile birlikte oynadığımda gerçekten çok keyifli. Oyunun içerisinde birçok güzel mod var ve oynanış anlamında konsola çok yakın ve çok başarılı grafiklerle birlikte hem MacBook'ta hem iPad'imde hem de iPhone'da bu oyunları oynayabiliyorum. Aynı oyunları tüm Apple cihazlarınızda oynamanızın yanı sıra tüm oyunlardaki ilerlemeniz iCloud'da kaydediliyor. Yani gündüz iPhone'da oynadığım oyuna akşam masanın başında bilgisayarımda devam edebiliyorum. Apple Arcade tarafında bu detaylar gerçekten keyifli. Onun dışında gamepad desteği de gerçekten çok rahat. Herhangi bir ekstra yazılım yüklemeden hem Xbox'ın kontrolcüsünü hem de PlayStation'ın kontrolcüsünü rahatça MacBook'uma Bluetooth üzerinden bağlayıp oyunları oynayabildim. Ve şimdi gelelim batarya konusuna ki Apple'ın M serisi çiplerle birlikte en iddialı olduğu konulardan biri de kesinlikle batarya ve bu konuda şu an gerçekten rakipsiz. Güce bağlı olmadan tam performans kullanabildiğini söylemiştim ama burada tek önemli olan bu değil. Bir Intel işlemcili bilgisayarda video kurgusu yapıyorsunuz veya oyun oynuyorsunuz diyelim. Bunu güce bağlı olmadan yaparsanız istediğiniz performansı alamamanızın yanı sıra şarjınız maksimum birkaç saat dayanacaktır ama ya da bilgisayardan video izliyorsunuz diyelim. Genelde markaların bu tarafta açıkladığı değerler 7-8 saat arasında oluyor ama Apple
Apple'ın bu laptop için açıkladığı video izleme süresi tam 22 saat. Bu da gerçekten bir laptop için inanılmaz bir değer. Yani M serisi çipe sahip MacBook'unuzu şarj ettiniz, %100 şarjla güne başladınız. O gün içerisinde şarjını bitirmeniz çok zor. Yani bilgisayarı çok fazla zorlarsanız 6-7 saatlik kullanımdan sonra çok yoğun işlem yapmanız gerekir. Ki ben 4K 10-bit video kurgularımı yapıyorum, renklendiriyorum, uzun video kurgularında uğraşıp bu görüntüleri işliyorum, üzerine stabilize ediyorum vesaire. Bu işlemlere rağmen ben tam şarja çıktığım zaman dışarıda kesinlikle laptopumu şarj etmeye ihtiyacı hissetmiyorum. İlk M1 çipli MacBook'u denediğim günden beri bu şekilde. M1'de, M2'de ve M3 işlemcide pil hiçbir zaman benim üzerine düşündüğüm veya dert ettiğim bir konu olmadı. Benim kullanımım genel olarak bu şekilde. Şarj etmek istediğiniz zamansa 14 inçlik MacBook Pro'nun kutusundan 96 wattlık bir şarj adaptörü ve MagSafe 3 destekli bir şarj kablosu çıkıyor. Laptopunuzu isterseniz Type-C girişleri üzerinden de şarj edebilirsiniz ama MagSafe bu tarafta biraz daha pratik ve MagSafe üzerinden şarj ettiğiniz zaman Type-C portlarını da işgal etmemiş oluyorsunuz aslında. 96 wattlık hızlı şarjla birlikte de laptopunuzun şarjı bitti diyelim, 30 dakikalık şarjda %50 seviyesine gelebiliyor. M3 Pro veya M3 Max için geçerli olmak üzere 16 inçlik modeli tercih ederseniz de kutu içeriğinden 140 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor. Bu da bilgi olarak bulunsun derim. Genel olarak klavyenin touchpad'in deneyimine vesaire çok fazla değinmeyeceğim çünkü zaten önceki modellerden aşina olduğumuz konular ve MacBook Air o tarafta beni zaten fazlasıyla memnun ediyordu ama bu modele geçtiğimizde klavye bana biraz daha kullanışlı geldi. Onun dışında genel deneyim zaten MacBook modellerinde aynı. Görüntü ve ses konusuna da hızlıca değinmek istiyorum ki bu laptopun üzerinde 1080p çözünürlüğüne sahip bir webcam yer alıyor. Full HD çözünürlüğündeki bu kamera Smart HDR teknolojisine de sahip, yani aynı bir iPhone'unuzun kamerası gibi işte arka plandaki ışık dengesini vesaire ayarlayıp size gerçekten güzel temiz bir görüntü sunuyor. Yani neredeyse iPhone'un kamerasında aldığınız renkleri buradaki webcam'den de alabiliyorsunuz. Aynı doğallığı sunabiliyor. Ve hatta Apple ekosisteminin bir diğer avantajı iPhone'unuzu MacBook'ta webcam olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun için bazı aparatlar var. Daha yüksek çözünürlük veya geniş açı istediğiniz zaman iPhone'unuzu MacBook'un üstüne sabitleyip görüntüyü oradan alabiliyorsunuz veya iPhone'unuzu bağlayıp elinizde bir görüntülü görüşme esnasında sağ solu gösterebiliyorsunuz. Bunun gibi güzel detaylar var. Ve üzerindeki mikrofonlar gerçekten sizi çok temiz bir şekilde alıyor ama ben hoparlöre biraz değinmek istiyorum. Çünkü MacBook Pro'nun üzerinde 6 hoparlörlü bir ses sistemi yer alıyor ve Dolby Atmos destekli uzamsal sesiyle destekliyor. Yani kulağınıza bir AirPods takıp uzamsal ses denediğinizde o deneyim nasılsa aynı şekilde MacBook'unuzun hoparlörlerinde de sizi çevreleyen bir ses sistemine sahipsiniz. O anlamda hem günlük kullanımda bir video izlerken, görüntülü görüşme yaparken o deneyim gerçekten başarılı. Buna ek olarak yüksek sesle müzik dinlemek istiyorsunuz diyelim, kesinlikle bir Bluetooth hoparlöre ihtiyaç duymayacaksınız. MacBook Pro'nuzun hoparlörü fazlasıyla yeterli olacaktır. Ve son olarak gelelim cihazın üzerindeki bağlantı noktalarına. MacBook Pro ile MacBook Air ayıran önemli detaylardan bir tanesi de bağlantı noktaları ki bu cihazın üzerinde 2 adet USB Type-C Thunderbolt 4 portu görüyoruz. Ve bu portlar saniyede 40 gigabitlik dosya aktarımını destekliyor. Yani bu Type-C bağlantıları üzerinden inanılmaz hızlı şekilde dosya aktarımı yapabiliyorsunuz ve laptopunuzu bir Type-C kabloyla şarj etmek isterseniz yine hızlı şekilde Type-C üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Ve bu Type-C portlarının altında bir adet 3.5 ünitelik jack girişi görüyoruz. MacBook Air'den ne farkı var diye soracak olursanız da bir adet HDMI ve bir adet SD kart portu yer alıyor. Ve videonun başından beri laptopum burada masada duruyor. Arkadaki monitörde de laptoptan gelen görüntüyü görüyorsunuz ve burada herhangi bir dönüştürücü kullanmadım. Direkt olarak HDMI kablosunu MacBook Pro'ya takabildim ki bu bilgisayar Pro seviyesinde olduğu için ve MacBook Air kadar ince olmadığı için bu portlara sahip olabiliyoruz. Ve gerektiği yerde gerçekten kullanışlı. Ben MacBook Air kullanırken yanımda her zaman büyük bir dönüştürücü taşıyorum ve bununla birlikte video kurgularımı yapacağım zaman SD kartı oradan takıyorum veya monitöre bağlayacağım zaman yine bir dönüştürücü yardımıyla görüntüyü monitöre aktarıyorum. Ve genelde 10 farklı girişe sahip büyük dönüştürücüler taşıyorum ama sadece HDMI ve SD kart portlarını kullanıyorum. Ve bir MacBook Pro'ya geçiş yaptığımda gerçekten bu portlar benim için hayat kurtarıcı oldu. Ekstra bir dönüştürücü kullanmadan SD kartımı da takabiliyorum, monitöre de görüntü aktarabiliyorum. Yani dışarıda işinizi hallettiniz, evinize geldiniz, bu sefer monitörde büyük ekranda çalışmak istiyorsunuz. Direkt olarak bağlayabiliyorsunuz veya iş yerinde bir sunum yapacaksınız diyelim. Yine bunun için bir monitöre bağlamanız gerekiyor. Bunlar gerçekten pratik, güzel detaylar. Ve evet, benim bu videoda M3 MacBook Pro ile alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Genel olarak hem cihazın özelliklerinden hem de kendi deneyimlerimden bahsetmeye çalıştım. Bu tarafta atladığım bir nokta olduysa yorumlarda bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Benim genel olarak MacBook Pro ile geçirdiğim 2 hafta sonucunda edindiğim deneyimler bu şekilde. Cihazın satın alma bağlantılarını videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan hem güncel fiyatını görüntüleyebilir hem de güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.